Arkadaşlar bugün Redmi Note 8 kurulumu yapacağız sizle beraber. Kutu açılımını yapmıştık. Zaten Türkiye'de en çok satılan telefonlardan bir tanesi. Nasıl sıfırlanır, nasıl kurulur bunu anlatacağım. Bugün kurmayı anlatacağım. Telefonu kutusundan çıkardınız. Yeni aldınız. Zaten çok satılıyor bu telefon. Türkiye'de en çok satılan 3 telefondan biri. Zaten 150 şarjla geliyor. Hiç şarja takmadan kurulumuna başlayabilirsiniz. Fakat ben şarj olurken kurulumunu yapacağım. Güç tuşu yanda. Bu arada ben kılıfını taktım. İçinden kılıfı da çıkıyor, şeffaf. Telefonu ben Fiya aldım, siyah renk hoşuma gidiyor diye. Güç tuşuna basılı tutarak açılmasını bekliyoruz telefonumuzun. Bastım bir kere. Şimdi ekran gelir. İyi basamadım mı yoksa? Bir daha basıyorum. Şu an ekranın gelmesi lazım. İlk kurulum olduğu için biraz ekran geç gelebilir. Redmi'den bahsedeyim biraz. Kamera olarak ben çok beğendim bunu. Zaten video çekeceğim için. En ucuz fiyata en iyi kameralı telefon bana bu geldi. Bu fiyat bandında yani 2400 TL fiyat bandında kamerası en iyi. İşlemcisi de iyi, hoşuma gitti. RAM da iyi. Depolama alanı da 64 GB benim için yeterli. Şöyle tekrardan basayım. Muhtemelen şu an açıldı. Şimdi geldi. Redmi bir logosuyla geldi. Redmi aslında bir marka değil. Yani kendi başına bir marka değil. Xiaomi'nin alt markası. Yani kendi başına bir marka değil demek belki doğru olmaz da Xiaomi cep telefonunun alt markası Redmi Note 8. Note 7'den sonra hani bayağı bir tutuldu bu telefon. Kurulumuna geçildi. Eğer aldıysanız bu telefonu mantıklı bir karar vermişsiniz diyebilirim. MIUI 11. Bu Xiaomi'nin kendi tasarımı bir arayüzü. İşletim sistemi olarak Android 19 da geliyor da ona en son sürüm Android ona yükseliyor. Xiaomi'nin arayüzü. Yani MIUI 11 ile diyor. Bu da güncel bir arayüz. Tabi bunun sonraki sürümleri var. Türkçe dil desteği bulunmakta. İsterseniz buradaki metin boyutunu şu şekilde arttırabiliyorsunuz. İleri diyorum, geçtim. Hepsini ilerledim, Türkçe vesaire. Burada bir Wi-Fi'ye bağlayabilirsiniz. Ben bir Wi-Fi'ye bağlayacağım. Telefon direkt kurulurken güncellemesini alsın diye. Wi-Fi'ye bağlamazsanız daha hızlı kurulur, onu söyleyeyim. Şimdi bağlanıyoruz. IP adresi aldı. Bir sonraki adıma geçebiliriz. Bu politikayı kullanıma yani geçemezsiniz. Sözleşmeleri hep kabul etmek zorundasınız. Ediyorsunuz, ilerliyorsunuz. Okusanız bile kabul edeceksiniz. Başka şansınız yok. SIM kartı takın diyor. SIM kartı takmadan devam edeceğim. SIM kartı şu an Huawei P Smart telefonumda takılı. Videoyu onunla çekiyorum. Artık videoları bununla çekeceğim. Güncellemeler denetleniyor. Çünkü Wi-Fi'ye bağlı ki adam rahat rahat güncellemeleri denetliyor şu an. Yukarıda bir çentik var. Bir daha diyor. Bazılarında çentiği artık ekranın içine gömmüşler. Şurada bir tane LED varmış. Ben bunu şey sandım. İlk kez sandım, çıkarmaya uğraştım. İlk kez kullanıyorum ben de. Daha önce aldırdım ben bunu birkaç kişiye. Ev arkadaşıma da aldırdım. Yani fiyat performans ürünü çünkü. Piyasada da en çok satılan telefonlardan bir tanesi. Türkiye'de en çok satılan 3 telefon arasına rahatlıkla girer. Uygulama verilerini kopyalayın. Ben burada kopyalamayacağım. Normalde bir Gmail hesabınız varsa tek tek eski telefonunuzdaki verileri indirmeden mükemmel bir şekilde verilerinizi geçiriyor. Ama ben burada veri geçirmeyeceğim. Temiz kurulum yapacağım. Sonra tek tek elle yükleyeceğim. Kopyalama diyorum. Şimdi benim Gmail hesabımı açmam gerekecek. Gmail hesabınız yoksa mutlaka kendinize bir Gmail hesabı oluşturun. YouTube kanalımda Gmail hesabı nasıl oluşturulur? Bunun videosunu zaten anlattım. Mail hesabı nasıl alınacağına dair. Gmail hesabımıza giriş yaptık. Gmail kullanacağı şifre yaptık. Evet istiyorum diyorum bunu. Burada kabul edeceğiz bunu. Bu arada bende çift faktörlü kimlik doğrulaması var. Diğer telefona uyarı geldi. Yani şifreyi birisi bilse bile hesaplarınızda çift faktörlü kimlik doğrulamasını kullanın ki şifreyi bilen birisi bile sizin şifrenizi tahmin yoluyla kırabilir. Bunların önüne geçmek için çift faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Pay var, ödeme. Bunu atla diyorum. Gerek yok. Başka bir şey var mı diyor. Başka bir e-mail hesabı ekleyebilirsiniz. Yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz. Duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Ben burada hayır diyorum. Nazikçe bir teşekkür edip geçiyoruz buradan. Sonra tuşlar yapılıyor. Mi hesabı oluşturabilirsiniz. Bu da Xiaomi'nin kendi platformu, uygulama vesaire indirebiliyorsunuz. Atlayacağım. Gerek yok. Ben zaten Google kullanıyorum ama daha sonra burada hesabım var, onu açabilirim veya yeniden bir hesap sıfırdan oluşturabilirsiniz. Devam et diyorum.
Pardon, atla diyeceğim bunu. Parmak izi veya yalnızca ekran kilidi. Bunları atla diyorum. En son bunları tekrardan girebiliyorum. Parmak izi, yüz tanıma özellikleri. Konum, kullanıcı deneyimi geliştirme. Bunları istediğinizi açıp kapatabilirsiniz. Genelde ben hepsini açık bırakırım ama bu sefer bir bakayım. Tanı ve verileri otomatik olarak gönder. Otomatik sistem güncellemeleri. Kişiselleştirilmiş reklamlar. Xiaomi gezdik bulduk. Neyse iptal edelim ya. Kişiselleştirilmiş reklamlarda gelebilir. İleri diyorum. Burada bir tema seçebilirsiniz. Ben genelde siyah temaları seviyorum. Oyuncu varmış. Klasik varmış. Klasikle başlayalım. Daha sonra temayı yine ayarlarız. Klasikle mi gitsek yoksa öbürü de. Bakalım hepsine nasılmış. Oyuncu teması bu da. Klasik tema. Farklı temalarda indirebiliyorsunuz. Bu neymiş? Sınırsız. Klasikle başlayalım be. Klasikle gitmekte fayda var. Kurulum tamamlandı. Daha sonra yine ayarlayabiliyoruz. Gmail hesabımızı zaten açtık cihaza. Hani uygulamalarda indirebileceğiz. Eğer veriler aktarıp bitirdim, bu şu an video çektiğim telefondaki tüm uygulamalar, veriler hepsi buna gelecekti. Ama ben bunları manuel yapacağım elle. Siz onu seçin yani başka bir telefondan aktarılmayın. Mevcut kullandığınız telefondaki verilerin birebir geçmesini istiyorsanız mevcut telefonda yedeklemeleri açın. Oradaki Gmail hesabı hangisi ise mevcut telefonda yeni aldığınız telefona da aynı Gmail hesabını kurun ki geçirsin verilerinizi. Tamam. Kurulumlar bitti. Şimdi ben sırasıyla ihtiyacım olan uygulamaları Google Play'den indireceğim. Kurulum bu kadar. Artık kullanıma başlayabilirsiniz. Google Play'den istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Mutlaka Gmail hesabı kullanmanızı öneririm. Gmail hesabı alırken telefon numaranızı mutlaka kaydedin ki şifrenizi unutsanız bile telefon numaranıza yeni şifre alabiliyorsunuz. Hatta mail hesabınızı unutsanız bile telefonla mail adresinizi bulabiliyorsunuz telefon numaranız sayesinde.